ExpoPX Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok yerde gördüğümüz ama tam olarak hakkında doğru bilgiye ulaşamadığımız bir konudan bahsedeceğim. İnternette de bununla ilgili hem çeşitli hem kirli hem de az kaynak var. Konumuz arkadaşlar esterli yağ. Yani birçok yağın içerisinde görmüşsünüzdür. Yağın üzerinde esterli olarak bir ibare vardır. Bu ne demektir? Kısaca çok böyle ayrıntıya girmeden bahsedeceğim. Elimde Motul'ün 7100 serisi bir yağ var, 1040 ve üst tarafında barkodlu bir şekilde ester katkılı olarak belirtiyor. Şimdi arkadaşlar ester katkılı yağlar sentetik bazlı yağlardır. Yani yarı sentetik yağlarda ne demiştik daha önceki videolarımızdan hatırlarsanız sentetik ve petrol bazlı yağın karışımından kaynaklanıyor demiştik. Veya tamamen laboratuvar ortamında oluşturulan sentetik yağlara biz adından da geldiği üzere tam sentetik, yarı sentetik gibi bu tip yağlar diyor. Şimdi bir ester maddesini ya da ester özelliğini bir yağda kullanmak için yağın özellikle full sentetik olması lazım. Yani tamamen bu tip yağlar laboratuvar ortamında geliştirilen yağlardır. Ester de aslında şu demektir. Ester yağ içerisindeki bir atom molekülünün işlenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Ne işe yarar? Şimdi arkadaşlar motosikletinizde veya aracınızda motor yağ çalışırken araçlarınızın kullanma kılavuzlarını okursanız sıfır bile olmuş olsa mutlaka şey diyebilir. İşte 1000 kilometrede 20 gram yağ azaltabilir ya da motosiklette, araçta bunun gibi oranlar vardır. Yani prensipte içten yanmalı bütün motorlar yağ yakar arkadaşlar. Belli bir oranda mutlaka yağ yakarlar. Şimdi gelelim esterin bize kattıklarına. Şimdi iki tane çok önemli sebebi var. Bunlardan birincisi çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde yaşayan kişiler veya devamlı yer değiştiren kişiler, motosikleti bilinçli kullananlar yazın farklı yağ, kışın farklı yağ kullanabiliyorlar motosikletin daha rahat çalışması için. Şimdi esterli yağ özelliklerinden bahsedelim. Birincisi yaz ve kış süresinde motosikletinizin yağını değiştirmenize gerek kalmaz. Neden? Bu ester maddesi yağın içerisine nüfuz ettiğinde deterjan özelliğinden dolayı ve viskozite değerlerinden dolayı yağın arkadaşlar viskozitesini çok düşük sıcaklıklarda ve çok yüksek sıcaklıklarda koruyabiliyor. Dolayısıyla bu tip yağ değişimlerine gerek kalmıyor. Yani tek bir cins yağ kullanıp hem çok düşük sıcaklıklarda hem de çok yüksek sıcaklıklarda yağın kimyasal hareketliliği, akışkanlığı veya işlevselliği bozulmadan kullanabiliyorsunuz esterli yağ. Diğer ikinci bir özelliği de bu ester katkısı arkadaşlar özellikle silindir içerisinde segmanları aşınmış silindirler biliyorsunuz. Segmanı aşınmış silindirler yağ yakarlar. Şimdi esterli yağın yanma sıcaklığı çok yüksek olduğu için dolayısıyla motosikletinizde veya aracınızda segman problemi olsa bile yağ yakma sorunu %30'a kadar. Bu çok önemli ve ciddi bir orandır. %30'a kadar engelliyor. Dolayısıyla siz aracınızın böyle bir problemi olsa bile veya olmasa doğal yollarla yağ eksiltiyor olsa bile bu oranı çok çok düşürüyor ve siz ikide bir aracım yağsız kalır mı, motoru sardırır mıyım diye yağ eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Diğer bir özelliği de deterjan etkisinden dolayı daha önceki kullanmış olduğunuz yağların veya motorun içerisinde kalan karbon bazlı kurumların zamanla temizlenmesini de sağlıyor. Buradaki deterjan dediğimiz şeyi biz hep temizlik maddelerinden biliyoruz ama deterjan genelde ayrıştırıcı ve sübvanse edici demektir. Yani biz kirli bir çamaşıra deterjanı sıkmamızın sebebi deterjanın o kiri alıp nötrleştirmesi ve çözülebilir hale getirmesi. Ester de yağın içerisinde bu tip davranışlarda bulunarak aynı zamanda motorun içerisini zamanla yenileyip yağ kanallarının daha iyi hale getirmesini sağlıyor. Diğer bir deyişle motosikletinize yeni yağ koyduğunuzda ve bu yağın size hizmet edeceği servis süresi içerisinde ek yağ katkılarına, yağ kontrolüne, bunun gibi masraflara gerek kalmadan yağınız kirlendiği zaman tekrar gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz. Yağ eksiltme problemleri veya bu tip sorunlar ortaya çıkmadan.
Burada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi yağ eklediğiniz zaman genelde sentetik yağlar bazı markalardan markalara değişmek üzere mavi veya kırmızı kullanırlar. Motordan çıkan her siyah yağ yanmış kirli yağ değildir arkadaşlar. Ben Motul'ün toplantısına gittiğimde ki Motul'ün sitesine girip yağ değerlerini, teknik değerleri okuduğunuz zaman aslında söyledikleri şu: bu yağın 10.000 kilometre boyunca kullanılabildiğini, hatta doğru kullanımlarda 12.000 kilometreye kadar rahatlıkla kullanılabildiğini söylüyorlar. Yani biz 2.000-3.000 kilometrelerde bu yağları değiştiriyoruz. Ama yağları çok çok iyi durumdayken değiştiriyoruz. Bu da size artı bir bilgi olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.